Evet, Polonya'daki Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndan ikincilikle dönen Pota'nın perileri de bu akşam başarılarını kutluyor sevgili seyirciler. Hemen oraya dönelim şimdi de. İsmail Şenol perilerle birlikte bizi bekliyor. İsmail. Teşekkürler Sonay. Şu anda kutlama henüz başlamadı. Biz izin verirsek birazdan başlayacak. Işıl da aramıza katıldı. Önce onunla başlayalım. Işıl Alben çok başarılı bir turnuva geçti. Senin adına da, çünkü çok şanssız bir dönem geçirdin kariyerinde. Hep sakatlıklar yaşadın ama ilk kez sonunda zirveye çıkma fırsatı buldun ve çok da iyi oynayarak çıktın. Bu açıdan bakınca senin için nasıldı bu turnuva? Tabii ki çok anlamlıydı çünkü zor geçen zamanların sonunda gerçekten çok büyük bir başarı. Aslına bakarsanız biz ülkemize döndükten sonra ne kadar büyük bir iş yaptığımızı daha iyi anladık. Çünkü orada birçok şeyden uzaktık ama gerçekten görmüş olduğumuz ilgi bizi çok mutlu etti. Çok mutluyuz, gururluyuz. İnşallah bundan sonraki yıllarda bu başarının üzerine koyarak devam ederiz. Herkesin merak ettiği bir nokta var. Bu top çalma. Rakibini birkaç pozisyonda izledikten sonra özel önlem alıp mı yapıyorsun, yoksa bu içgüdü mü? Nasıl oluyor? Nasıl bu kadar rahat top çalabiliyorsun? Biz turnuva boyunca rakiplerimizi editlerde izledik. Orada zaten gardları izlerken böyle artık top çalınır diye Birsel'le kendi aralarında konuşuyorlardı Nilay'la. Evet, zaten bütün takım aynı anda böyle herkes birbirine bakıyor. Evet evet çalarız diye. Oyuna falan girerken de mesela oyuncu değişikliği olduğu zaman işte tam döndüğü zaman hamle yap falan diye böyle konuşmalar oluyor. Maçında değil, biz maçtan önce gözümüze kestiriyorduk aslında rakipleri. Peki yani Ceyhun Hoca hiç kızmıyor mu mesela savunmada böyle bir risk esasında top çalmaya çalışmak, ama hep bir başarılısın. Oldu galiba. Bir maçta oldu. Biz böyle ışıldı. Ya tam çalıyordum ya, bir dakika falan diye. O kadar konsantre yani olay. Yani tabii ki çok büyük riski var ama biz çok agresif oynayan bir takımız. Sağ olsun uzunlarımız da arkadan çok iyi yardımlarla bizim o açığımızı kapattılar turnuva boyunca. Peki açığı kapatmak zor olmadı mı senin için? Çünkü sürekli, gerçi çok da başarılıydı, hep de çaldılar ama. Yok, gerçekten biz bu turnuva uzunlar kısalara çok güzel müdafaa yaptı. Kısalar da aynı şekilde uzunlara çok güzel yardıma geldi. Bence çok yani herkes her pozisyonu oynadı ve paylaştı. Çünkü o kadar canı gönülden oynadık. Çok ya, zaten yılların takımı olduğu için de o kadar alıştıktık ki birbirimize. Yani dediğim gibi bu geç kalınmış bir başarıydı hatta bence. Peki biraz da takımdaki arkadaşlık ortamından bahsetmek istiyorum. Burada yok şu anda, yine aradan kayboldu ama Canan Erdoğan'ın menajeriniz, çok büyük önemi var herhalde. Nasıl bir ortam yaratıldı ve neler hissettiniz, ikinize de soracağım, senle başlayayım. Ya zaten son birkaç yıldır hep olimpiyat hedefi konuluyordu. Hani olimpiyatlara gitmeliyiz. Hani bu jenerasyon, bu ekip olimpiyatları hak ediyor diye sürekli konuşuyorduk. Canan abla sağ olsun gerçekten bize bunu sürekli yani imkansız olmadığını, inanırsak yapabileceğimizi sürekli her fırsatta bize söylüyordu. Ve gerçekten tam bir anne gibi bütün takımı her zaman yanındaydı. Yani her iyi gününde, kötü gününde. Sezon içinde olsun, yaz sezonunda olsun sürekli zaten görüşüyoruz Canan ablayla ve herkesle aynı şekilde ilişkileri, yani kimseye ayırt etmiyor kesinlikle. O yüzden kendisini de çok seviyoruz. Bir beste de yaptık, onu onurlandırdık son gün. O da güzeldi. Çok mükemmel bir insan. Işıl, kısaca senden de alalım, bu takım olmak nasıl bir duyguydu? Takım olmak güzel bir duyguydu. Zaten bunu biz gitmeden önce Abdi Pekçi'deki röportajda da söylemiştik Nevriye ile beraber. Sonuçta burada hepimizin tek bir amacı vardı ve bu başarı hepimizin yıllardır özlemini duyduğu ve inandığı bir başarıydı. Burada tabii ki bizim için en güzel ortam hazırlanmış bulduk biz. Burada başta Canan Ablaoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Açıkçası bizim için çok da zor olmadı. Zaten birbirimizi tanıyan ve seven insanlarız. Takım ruhunu da orada... Seven mi? Yok, biz birbirimizi seviyoruz gerçekten. Takım ruhunu da orada bence en iyi şekilde gösterdiğinize inanıyorum. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet, Fenerbahçeli Nevriye Yılmaz ve Galatasaraylı Işıl Albeni izlediniz. Onlar milli takımda hep birliktelerdi ve şimdi de birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini, ortak hedef için nasıl bir araya geldiklerini, nasıl bir sonuç doğurduklarını söylediler. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz tekrar sende Sonay. Teşekkür.